Salih Tuna Erdoğan U dönüşümü yaptı. Dış koşullar değiştiğinde kısa ve uzun vadede kar zarar muhasebesi yapar, çıkarlarınız doğrultusunda dış politikanızı revize etmek durumunda kalırsınız. Bu da gayet doğaldır. İlkesizlik ayrı bir şeydir, koşulları hesaba katmak ayrı bir şey. Popülist tavırların bedelini sonraki kuşaklar her zaman ağır ödemiştir. Tarih buna şahittir. Özellikle muhafazakarların Erdoğan'la kurduğu gönül köprülerini berhava etmek isteyenler Dış politikadaki mevzi değişiklikleri istismar etmeye başladı da onun için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin duyarlılığını sorgulayacak kadar tuzutanların iflah olmaları zor. İflah olmak için her şeyden evvel insaf şart. Yine de şu kadarcını söyleyeyim. İsrail'in bölgede rahatsız olduğu iki ülke var. Biri devrim sonrasının İran'ı, diğeri Erdoğan Türkiye'sidir. Dikkat isterim. Her iki ülkede vaktiyle İsrail'in bölgedeki en sıkı dostlarıydı. Filistin duyarlılığı üzerinden Erdoğan'la legaloga edenler veya FETÖ'den nöbeti devralmışçasına İran düşmanlığı yapanlar hangi döneme taş taşıdıklarının farkına varsınlar. Sayın Erdoğan'a her halükarda muhalefet etmeyi marifet bilen muhteremler Mısır ziyaretinde fırsat bildiler. Mesela Fehim Taştekin arkadaşımız geçen günkü yazısında Erdoğan'ın katil ve darbeci dediği Abdülfettah SCC ile kucaklaşmak için Mısır'a gitmekle U dönüşü yaptığını tuhaf bir uslupla dile getirdi. Tuhaf dememin nedeni Erdoğan'ın Sisi ile sevgililer günde buluştuğunu vurgulamıştı ondan. Belki de ironi denemesi yapmıştır bilemiyorum. Neyden rahatsız olmuş ondan da tam emin değilim halkın hür iradesiyle seçtiği merhum Mursi'nin askeri darbeyle deviren Sisi'ye darbeci denmesinden mi, darbeye karşı çıkmak için Rabia Meydanı'nda toplanan sivil halkı katleden Sisi'ye katil teslim edilmesinden mi? Erdoğan muhalifi bu arkadaşlar, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan da haz etmedikleri için Sisi'nin darbesine direnenlere de destek vermemişlerdi. Hayır yani, Erdoğan nasıl uğur dönüşü yapmış? Sisi'ye sen katil değilsin, biz yanılmışız. Aslında darbe de yapmadın, bize öyle gelmiş mi dedi. Bu arkadaşların dertlerine, Çin'in teşvikiyle İran-Suudi Arabistan yakınlaşması söz konusu olduğunda İran U dönüşü yaptı dediler mi? Hüsnü Mahalli de Erdoğan'ın Refikimiz Bir Gazetenin vaktiyle şerefsiz manşeti attığı Baya Başkanı Muhammed Bin Zayed ile görüşmesini U dönüşü mesabesinde görmüş. Söz konusu gazetenin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bağlasın yahu? Kaldı ki vaktiyle birlikte program yaptığınız kimi gazetecilerin ağzına bakılacak olsaydı şimdiye deyin iki sefer Rusya'ya, üç sefer de İran'a savaş açmak gerekirdi.